Ahmet Maranki hocam bugün sadece ve sadece sizler için burada olacak. Biliyorsunuz genelde soruları ben soruyorum, uzmanlarımız cevaplıyor. Ama bugün bu programı siz yöneteceksiniz. Öğrenmek ve sormak istediğiniz ne varsa biz sizin için buradayız. O halde hemen alkışlayalım mı? Stratejik araştırmalar uzmanı Ahmet Maranki hocam geliyor. Alkışlarla. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Her zamanki şıklığıyla karşınızda. Elmas Hanım küçük dokunuşlar yapmış. Yapıyorum. Fular, evet. mendil falan değil mi? Öyle. öyle. Her başarılı erkeğin arasında da arkasında daha doğrusu mutlaka ben bir hanım var. Ben kabul ediyorum. Baştan hakkını verdim onun için. Biz hep beraber büyüdük yollarda. Ne güzel. Onun için yolumuza devam ediyor. Size de herkese Türkiye'ye ben yok biz varız biz derken de kadın erkek aile Türkiye'nin çekirdeğidir geleceğimizin çocuklarımızın teminatıdır. Güzel bir aile olursak güzel bir millet oluruz, güzel bir devlet oluruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı kalan ömrümüzde kaliteli yaşarız. Alkışlıyorum hocam. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz az önce de söylediğim gibi bu, bugün istedim ki bu programı seyircilerimiz yönetsin. Ne dersiniz? Evet aynen Çünkü biz de. Çünkü e, biz hep bir konu belirleyip o konu üzerine gidiyoruz. Ama dedik ki Ahmet Maranki hocamın ee, bütün bilgilerinden istifade edelim. Nasıl mı? Sizlerden gelen sorularla. Instagram'da son olarak bir fotoğraf paylaştım. Daha doğrusu bir video, Ahmet Hocam'ın videosu. Onun altına sorularınızı hemen yazabilirsiniz. Twitter'dan da bekliyorum sorularınızı. Siz soracaksınız Ahmet Maranki Hocam. Kainat şifanesinin o birbirinden güzel şifalı küllerini hastalıklarınız ve sorunlarınız için sizlerle paylaşacak. Ama Onlara geçmeden önce yani seyircilerimizin sorularına geçmeden evet. önce hocam geçen hafta tam programı kapatırken bir konu üzerine konuşuyorduk. Dedik ki mutlaka bu soğuk kış günlerinde evinizde bulunması gereken bir içecek var. Hanımlar nedir bu içecek? Hiç yani her sofrada olması gereken bir içecek. Kefir. Evet. Hakikaten kefiri e, buradan ben bu Necip Anadolu insanına dünya insanlığına duyurmak istiyorum değerli dostlar. Nur Hanım, dünyada o kadar ki Amerika'ya gidin pek yaygın değil ama Rusya'da hı hı. yani 90'lı yıllarda ben Rusya'da diplomatken Birleşmiş Milletler'de bütün marketlerde hiçbir şey yoktu ama kefir vardı. Var, değil mi? Yani niye? Kefir dünyanın en güçlü probiyotidir. İçinde bütün vitamin mineralleri ihtiva eden yoğunlaştırmış olarak. Peki nerede kullanacağız? Çok önemli. Yani çocuğunuz doğdu mama gibi kullanabilirsiniz kefiri. Bakın, kefiri mama gibi o içeceğiniz suların içine şayet süt ürünlerine alerjisi yoksa ki belirlenebilir tıp ben bu alıp bunu belli yaştan sonra sütünüze katkı olarak yani anne sütüne yakın değerde özelliklere sahiptir hele biz mesela o alerjiyi de kaldırmak için keçi kefiri yapıyoruz keçiden yapılır kefir kefir 5000 yıllık kafkas içeceğidir soğuk ülkelerde kışın insanları bağışıklık sistemini güçlendirmek için içilir. Bilhassa çocuklara yeni gelişmekte olan çocuklara aynı anne sütüne olan yakınlığıyla sahici kefir bulacaksınız ama piyasada aldığınız hazır kefirler için aynı şeyi söylemek istemiyorum. Evde mayalayabiliyor muyuz? Evet bugün işte burada bir iyilik yapacağız. Ha ben ürettim. Radyasyonsuz kefiri Rabbim bana lütfetti. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz ama burada izleyicilerimize Nur Hanım'ın farkıyla ne yapacağız özel bir evde kefir Estağfurullah, yapmayız. Estağfurullah Ahmet Maranki farkıyla ama siz şimdi... olmasanız hocam biz bir hiçiz. Ya yani evet. neden bir hiçiz? Şunun için söylüyorum ee, sonuçta sizlerin kıymetli bilgilerini seyircilerimize aktarmakta biz bir aracıyız. Evet. İyi ki varsınız hanımlar evde kefir o kadar basit o kadar kolaymış ki ben çok gözümde büyütüyordum ve e, ...ya nasıl yaparım, nasıl olur falan diyordum... ...bugün öğrendikten sonra Nebahat'la hatta şaşırdık... ...dedik ya ne kadar basit, ne kadar kolaymış... ...bu kadar da faydası var... ...yani şimdi faydalarını göreceksiniz... ...öncelikle hocam kefirin mayalanmasına... ...geçmeden önce şifa dolu içeceğin... ...hangi hastalıklara... ...hangi dertlerimize şifa olduğunu bir öğrenelim... ...evet, bir ekrana verebileceğiz mi... Tabii ...yazdıydık gelir onları da... ...bir şekilde... ...demek ki bakın şimdi çocuğunuz var... ...sütünüze katkı olarak bir kaşık alıp suyunun içine koyup kefir kullanabilirsiniz. Geceleri çocuklarınızın rahat uyuması için ikincisi bakın rahat hani sansızız bağırsak sistemini çözdüğü için kullanabilirsiniz. Üç çocuğunuzun bağırsak problemi var bak çok önemli. Çocukların en büyük rahatsızlığı küçük çocukları anneyi rahatsız eden nedir biliyor musunuz? Uyuyamamaları bağırsaklarındaki şişkinlik gaz getirirler tık 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 çıkaracağım diye uğraşırlar. Burada şimdi yapacağımız bu kefirin içine atıyorum e, bir iki damla kantaron bir damla bak kantaron yağı unutmayın. Sarı kantaronun yağı bugün hızlı gitmeyelim yavaş yavaş not alsın insanlar. Tamam hocam. Şimdi kefiri yapacağız kefirin üstüne nelere çocuğun uyumuyor sarı kantaron bak papatya bak. Papatya Peki yağı. kaç aylıktan sonra verilebilir hocam? Yani olacak? 6 aylıktan sonra, 1 yaşından sonra çocuk uyumazsa, bakın 1 yaşından sonra artık sebze sularına başlıyoruz ya. Evet. Sebzelere başladık. Gece uyumadı, bu kefiri sulandırdınız 1 yaşındaki çocuk için diyorum. 1 yaşına daha gelmemiş 6 aylık 8 bir damla içine kantron papatya yağı. veya kantaron yağı bir damla koyun. Kabız uyumaması için yani uykusuzluğu için bunu kullanabilirsiniz. Ah hocam mi? siz daha önce nerelerdeydiniz? Ama bu bilim. Ben nasıl uykusuz geceler geçirdim onu çeken bilir. Işte yani benim zaman, çocuğum 21'de başlardı. Hani böyle ağlamaya. Sabah ezanına kadar. Efendim o zaman maranki takip edecektin demek ki. nasibim bugüne imiş. Bundan <laughs> sonrakilere inşallah bundan sonraki çocuklarda nasip olursa rahat bir uyku olacak diye düşünüyorum. Bir damla hep, katıyoruz Bir değil damla. mi hocam? Tabii bunu iki yaşında, üç yaşında çocuğunuz var. Aynı şekilde bak. Çocuğun uyumuyor, sıkıntılı. Anne karnım ağrıyor vesaire. Uykusuz, stresli, gergin çocuk. Hiperaktif. Bak iyi dinleyin. Hiperaktif, panik, atak çocuklarınız var. O zaman ne yapacaksınız? Beş damla. Tamam mı? Beş damla, beşer damla damlatın. O çocuk hem sağlıklı uyku uyuyacak. Bak hem de mutlu uyanacak sabahleyin. 3. Yine çocuklarınızda bağırsaklarında poposunda kaşıntı var. Dişini sıkıyor, salya akıyor, kurt var. Daha çok solucanlardan böyle olabilir. Eyvah eyvah. O zaman ne yapacaksınız? Hemen bu yağlarımızı değiştirdik. Demek ki kabak çekirdeği yağı, sarı kantoron yağı. Hemen buradan kabak çekirdeği yağımızı alıyoruz. Kabak çekirdeği yağını aldık. Gece yatarken yine o bir yaşındaki çocuğunuz popo kaşıntısı var. Devamlı eli poposuna gidiyorsa, ağzından salyalar akıyorsa çocuğun. Bir de eli böyle bak ve kamera çekiyor. Eli burada burnunun içinde maden arıyorsa devamlı ve böyle yapıyorsa. Çünkü bütün bu mukozanın içinde Maranki TV'ye girdiğinizde parazitler yazın. Maranki TV, parazitler, orada burun ve yüz diye koyun, orada görüntüler. Haftaya verelim bunları burada. Verelim bak. Burunda çocuk bunu gördü mü, o burnunun içinde kaşıdığı çıkarmak istediği ince kıl parazitleri. Çok önemli. Çok ince. Dolayısıyla işte bu içirdiğiniz kabak çekirdeğini de koyduğunuzda bağırsaklarda sabahleyin o çocuğun... Ee, Besinde göreceksiniz torba torba parazitlerin atıldığını göreceksiniz. Bu çok çok önemli. Bu çocuk büyümez. Bu çocuk ileride erkek olma riski var. Kadın olma yumurtlama riski var. Bunların hepsinin sebebi parazitler. Doktor Clark İsviçre'de parazitoloji ensinde Allah rahmet eylesin. Geçen yıl vefat etti. Çok büyük ilim erbabıdır kendisi. Parazitoloji ensinde yaptığı açıklamada Dünyadaki dört ölümden birinin gerçek sebebinin parazitler olduğunu ortaya koydu. Peki koydum. neden olur bu parazitler? Doğuştan mıdır, kalıtsal mıdır, yediğimiz, içtiğimiz mi yapar? Bravo, çok güzel sualler var bugün. İnşallah diğer sualleri de alacağız. <laughs> ee, her suale cevap verir efendim. Ne çok kadar galis, ne kadar zor da olsa Allah Rabbim lütfetmiş bize soruları cevaplayacak. Her suale cevap verecek misiniz? Her hocam? suale cevap <laughs> Şimdi, vereceğim. Söyle. Aysun Hanım demiş ki döneceğim. Ee, Trump gibi gül saçlarım olsun istiyorum demiş. Mümkün mü? <laughs> Her faaliyete cevap vereceğim dediniz. Trump'ın saçları boya biliyorsunuz zaten. O boyalı ve dökük saçları ta tavsiye etmiyorum. Evet hemen bir saç formülü de verebiliriz. Tamam ama Çok önce güzel. saç formülüne geleceğiz ama yani önce saç en kolay şey. Üç ay burada garanti ediyoruz. Şahit bizim dediklerimizi yaparsa üç ay içinde bakacaklar. Saçları aynese iştir kişinin lafa Laf bakılmaz, bakılmaz Evet hocam, Bu hiç kadar bakıyoruz meselesi. zaten. Yani ne? böyle çıkarıp burada adamın başı hudul, saç özürlü, saç formülü veriyor diyenlerden değiliz biz arada. Yok zaten bizde arada yok hocam. Biraz hoca. fark var. Yok yani. hocam, bizde yok öyle. Yani hani. Evet, devam edelim şu parazitler. Dört ölümden biri Doktor Clark diyor ki parazitler çocuğunuz büyüyemez, erkek olamaz. Bak anneler babalar. Bak biz buraya Nur Hanım'la şöyle otururuz hani program yapıyorlar ya. Benim Akit'teki programım gibi. Otur böyle rahat rahat böyle değil. Niye masaya vuruyoruz? Uyanın bak. O çocuğu bebeği büyüteceksin. Ev okutacaksın, evlendireceksin. Tamam mı? Anne soruyor kıza. Kız Ayşe ne oluyor hiçbir şey yok. Ya anne işte çalışıyoruz falan. Tamam mı? Bir iki yıl. Üç yıl anne olmuyor olmuyor. Niye olmuyor? İşte bu parazitten o küçükken o parazit vardı ya. Kaçından torba torba düşüyordu solucanlar anne çeker bazen böyle korkar kimseye demez. Doktora gider, doktor da e, oradan garibi bir tane şey verir. İsim marka vermek istemiyorum. Onunla da o düşmez. Serolojik testler yapmak lazım. Serolojik testler yapmak lazım. Yapılıyor mu ülkemizde bilmiyorum. Ben doktor tıp işine girmiyorum. Ben hekim değilim. Ben sağlıklı yaşam uzmanıyım kardeşim. Ama diyorsunuz ki parazitler bizim bedenimiz için... E, ...önem taşıyor. Yani onların vücuttan atılması gerekiyor. Kesinlikle, Bunun için de... ...kainatın e, bu şifahanesinden nasıl faydalanıyoruz? Ne kullanarak? Evet, kabak çekirdeği yağı dedik. Bak, sarımsak yağı... ...her gece o kefirimizin içine... ...kefirden gidiyoruz ya şu anda... ...kefirin içine bunları koyup içirdiğinizde... ...çocuğunuzun e, bezinde bile... 6 aylık, 1 senelik bezinde bile bu kurtları göreceksiniz. Bunları yaparsanız kaliteli bir hayatı olur, çocuğunuz büyük. Çocuk niye hiperaktiftir biliyor musunuz? Hani atlar oraya buraya böyle sıkıntılar yapar. Çünkü e, o kurtlar onu dişledikçe çocuk böyle kımıldar. Bir sağa atlar, bir sola atlar. Bundan dolayıdır. Bak hiperaktiflik. Çocuk duramıyor yerinde, sıçrıyor, kıçını yere vuruyor. Neden? Sokarken içeride onlar ısırırken bunlardan engellensin diye. Annesine gelir, kıçını sürer, oturur, yere sürer. Bunları hep dinliyoruz biz. Bakın, işte kabak çekirdeği yağı. Tabii sahte yağ bulmayacaksınız. Artı sarımsak yağını. Beşer damla, büyükçe, on yaşına geldi, yarım çay kaşığı. Koyup şu yapacağımız kefirin içine kullandığınızda o çocuk parazitlerden kurtulacak. Hocam bizim çocuk biraz artık böyle 45-50 kilo oldu. Bir de parazit tozumuz var. O tozu da haftaya Hakan yapalım yine. Ee, evde özel bir toz. Hı hı. Hani bitkilerden bir tane değil. Çünkü sinamekidir şudur budur kullanılıyor. Yanlış bunlar. Tek başına kullanılmaz. Bağırsak silyalarını yok ediyor. Nedir Birisi, bağırsak silyası? Efendim? Nedir bağırsak silyası? Evet bağırsağın içinde şimdi bu bağırsağınız evet bu bağırsağınız bunun içinde yukarıdan gelen maddeyi devamlı ileriye doğru iten peristaltik bir hareket vardır. Hı hı. Bu peristaltik harekette de bir tüyler vardır. Hı hı. Bu tüyler onu sanki böyle harç karıştırma makinesi gibi... Bunun böyle içlerine girer. Karıştırır. Karıştırır. ileriye doğru iter. Süpürür adeta. Süpürür. Hı hı. Bravo. Bravo. Sizin öğrenciniz hocam. Estağfurullah. <laughs> i̇şte bunu sinameki gibi çok keskin ürünler kullanırsanız o silyaları kökünden parçalar... Artık itecek bir şey de olmaz. Eyvallah olsun o zaman. İleride iyice kabız kalırsınız. Sadece Yarın zayıflamak için. Doktor Sinan... Can'dan Yarım bitkici de hayattan eder, eder adamı. Sadece sinameki içenler var. Ben biliyorum zayıflamak için. Demek ki vücudumuza çok ciddi bir zarar veriyoruz. O Efendim, yüzden şunu düşünmek kitap gerekiyor. Yazdık. Biz konuşmadık Nur hanım Kitap yazdık. Sinameki nedir? Familyası nedir? Tarihten kadimden günümüze nasıl gelmiş? Kitap. Adamın kitabı yok. Kitapsız adam her şeyi yapar. Hocam, siz neden buradasınız? Biz niye sizi tercih Hayır, ediyoruz? Hayır ben bilgi arayan, ekdota, hani Hayır, lazım yani tane. Neden? biz hep bunu biliyoruz zaten. Yok biz biliyoruz sizin değerinizi, kıymetinizi biliyoruz. O konuda ne olur hiçbir şekilde e, endişeniz olmasın. Ne oldu Nebahat'cığım? Kefir, kefir yapacağız. Merak etme diyor ki kefir kefir yapın diyor çünkü neden biliyor musunuz evet şimdi kefir yapacağız, yapacağız. da bir dakika bir şey sorabilir miyim Tabii, ne olur estağfurullah. anneler biz anneler ne yapıyoruz ki çocuklarımız kurtlanıyor Yani Bravo. ne ediyorum içiriyorum da kurtlanıyor kardeşim kurtlanıyor şimdi çocuk. çocuk evde büyütmüş doğurmuş bir tane aslan gibi çocuğum oldu diyor iki buçuk promatra kedi yavrusu gibi böyle elde duruyor gel de büyüt o çocuğu şimdi 50 kere dedik doğurmadan detoks yapın arınma yapın kardeşim temizlenin şu kurtları atın bedeninizden sonra hamile kal ya. Tamam mı? 100 kişiden birisi bunu yapıyor. 100 kişi değil yani. 73'te biri yapıyor. Şimdi demek istediğim ne? Bu çocuk yerlerde sürünürse, yaparsa, elini yıkamazsa... ...tuvalete gittiğinde el temizliği, tırnak temizliği... ...aralarında bunu yapmazsan... ...burnuna elini sokup bilmem oturdu bir yere... ...çocuğa temizlik imanın yarısıdır. Bunu vermezsen o çocuk kurtla kaplar... Tüberküloz da kapar, verem de olur, hepatit de kapar. Niye? Çünkü çocuklar nerede yaşıyor? Çocuğu anne getiriyor, evde bir bırakıyor ortalığa. Dağda, taşta, yerde. Parka git, parklarda. Nerede öyle anne şimdi eve gelesiye çocuğu temizlesin, yeni elbise Aa, giydirsin hoca. falan? Nerede? Yenilerden. Sizin gibi böyle annelik e, şuuruna ermiş, çocuklarını yetiştirmiş. Ama şimdiki gençlere ben bakıyorum... Böyle bir çocuğu parkta bir bırakıveriyor. Ya kocam onlar çok nadir olanlar. Biz genelde, değil mi hanımlar? Biz genelde çocuğumuzu gözümüzden Anlat, sakınırız. Anlat, heyecanlı oluyor. Nasıl? Bir daha Nasıl şöyle bakayım. Ben oluyor. anlayamadım orası. Biz kadınlar genelde çocuklarımızı gözümüzden bile sakınırız. Sizin kadınlar olabilir. Benim gördüğüm kadınlar i̇şte da bize, gelen, kadınlar bize İşte buradaki kadınlar, gösterelim. İşte buradaki kadınlar. Ekran başındaki kadınlar. Biz hocam yemeğiz yediririz, içmeyiz içiririz, giymeyiz giydiririz. Onun için 100 kişinin 98'i hastane kuyruklarında. Doğru söylüyor, doğru. Bak. Ondan eş, mı yani? Vallahi hocam, hocam ben mi çocuğumu hasta Benim ediyorum? hocam derdi ki neticeye bak derdi. E ben mi çocuğumu hasta bak, ediyorum? Neticeye bak derdi. Zati, batıni, netice. Ben neticeye bakıyorum. Şimdi bu çocukların 100 tane çocuk getirelim buraya. 98'i hasta. Niye hasta? Hocam bu kadar Anne, gıdalarla eti... oynanırsa... Ben ne yapayım? Bak ben yine, elimden geldiği yine kadar kulvar Lütfen. değiştirdin Bak yine kulvar bak. Şeyden kulvara değiştirdin Biz diyoruz ki hijyenden bahsediyoruz. Çocuğunuzu temiz yapacaksınız kardeşim. Çocuk tuvalet eğitimi. Adamci bütün çocuklarda bak burada önemli bir şey açıklıyorum. Bak Türk televizyonlar hiç konuşmuyor. Zaten biz bilmiyor ki konuşsun. Bilse de konuşamaz. Evet, taharet var şimdi dinimizde. Çocuk tuvaletini yaptı en kirli bölgesi Tehareti nasıl yapıyor? Öne doğru yapıyor. Bak iyi dinleyin burayı. Öne doğru teharet yaparsan oradaki mikropları alıp o kız çocuğunun çocuğu olmaz. Sistis olur, üşütür, bilmem ne olur. Teharet arkaya doğru yapılması lazım. Önden arkaya. Kim anlatıyor bunu? Ya. Kim söylüyor? İlmen koy ortaya. Şimdi Ahmet iki, iki tane. Ee, yani ben mi anlatacağım bunu? Nerede bu ülkenin çocuk doktoru var, bir dil bilmem nesi var, Ali'si var, Veli'si var, anneleri eğitim derneği var, cemiyeti var, bakanlığı var. Kardeşim ya bu şey öne doğru temizlenmez ki kir. Bak bu çok önemli. Bunu eskimez kitapta kaydı var. Ama adam atmış eskiyi demiş ki TuK kaka demiş. Atmış getirmişimiz bizi 50 yılın önünde Ivan'ın, Johnny'nin, Hans'ın teorileriyle bu ülkeye ihanet ediyorlar ya. Nerede bu üniversiteler? Bunu Ahmet Baran ki bitki uzmanı, endüstri mühendisi, iktisat profesörü, tamam şifalı yemek taşlar, kitaplarımız yazdık. Benim mi anlatmam lazım? Hocam, ee... niye anlatılmıyor? Buraya getiriyorsunuz. Mutlaka... Doktorlar, kardeşim bunu yıkadığın zaman, öne doğru çektiğin zaman bulaşır. Sayısı Kadının az olsa da sizin gibi çok kıymetli hocalarınız tabii. Cinsel organla ki var. bulaşır. Bulaştığı zaman olmaz. Orada kirli mikroplar var. Bakın sadece daha orada bu. Bunların silinmesi lazım. Peki. Bunların temizlik imanın yarısı. Temizliği yani. anlatma sen insanlara. Ondan sonra çocuğum hasta, doktor. Çocuğum öksürüyor, hocam öksürüyor. Öksürüyor tabii. Sen çocuk koştuktan sonra yedirmişin çikolatayı çocuğa. Hiperaktif olmuş çocuk. Kurtlar onunla beslenmiş parazitler. Kıçını bir oraya atlıyor, bir buraya atlıyor. Böf diyorsun. Bak dinle. Ondan sonra böyle sessiz bir anda çocuk balon gibi sönüyor. Bu hiperaktif Hocam işte. bugün balon gibi ben söndüm. <laughs> Yemin ederim hocam bağırdıkça ben geçiliyorum. Ya nasıl bağırmayasın? Balon gibi söndüm yani ne diyeyim? Nur bir kardeş... bağırıyorsunuz ki hocam? Ya Nur kardeşim bak hastane geçen şeyi aradım. Bizim doktor Ahmet için selam olsun. Ne yapıyorsun talebemiz müteassıstır Türkiye'de ilk bitkileri Konuşan birisidir. Hakikaten bu Hı -hı. işleri bilir. İşte vakıf da şey açılmış. Tamamlayıcı tıp bilmem nerede. Bir üniversitede daha açılıyormuş. Hocam Çok sizi şükür. şey için çağırıyorlar diyor. Öğretim hani ders verin falan vesaire şudur. Böyle bir şey yapabilir miyiz gibi. Hocam dedi öyle bir dedi ya, salgın hastalık var ki. Biz hastanelere Niye? Çocuk klinikleri dedi dolu. Dolu. Gerçekten bütün öyle. çocuk klinikleri dedi kuyruklar o çocuklar bebeler abi bir de ne oluyor biliyor musun diyor bir de orada hastalanıyor diyor Tabii. niye Efeksiyon. hastane Tabii. hastalığı yani şimdi biz burada nostalji yapmayalım tribünleri oynamaya gerek yok nur hanım Kim yıllarca hayatıyla programlarıyla durduğu yer belli bizim belli biz gerçekleri burada söyleyeceğiz çocuklar hasta anneler temizlik de imanın yarısı ha kirlendi işte formülü de veriyoruz. Kurtu varsa düşüreceğiz. Uyuyamıyorsa düzelttik. Peki. Hiperaktifse düzelttik. E daha ne yapalım kardeşim? Daha ya? şunu yapalım. <laughs> Mesela ee, kefir şimdi tabii hocam çocuk konusunda ee, ...çok hassas. Onun da evlatları var... ...kızları var. Gerçi yetişkinler... ...siz hocam e, olayı aşmışsınız artık. Başka bir boyuttasınız. İnsan... ...çocuğunu yetiştirince dünyaya... ...karşı hani o kadar daha büyük derdi kalmıyor ama... O ...büyüme aşamasında nerede, nasıl, ne yapıyor... ...ne yiyor, ne içiyoruz. Gerçekten anne olmak... ...en zor meslek değil mi hanımlar? Gerçekten çok zor. Şimdi biz... ...bugün öğrendik ki eğer kefire... Kefiri çocuğumuza da içirirsek şifa bulur. Peki yetişkinler için ne konuşalım? Kefir zayıflatır mı? Kefir tansiyona iyi gelir mi? Kefir safra kesesine iyi gelir mi? Bravo. Bir imzalı kitabımı size... E... Yani, <laughs> hakikaten Allah çok güzel sorular. sualler. İstediğiniz bir imzalı 10 bin dolarlık kitabımı size hediye etmeni Tamam hocam. Çok ee, sağ olun. Allah razı e, Düşünüyorum. Olsun. E, düşünüyorum daha yani. Ha şöyle. daha erişemedim. <laughs> Ay şimdi bu güzeldi. Şey hocam bana canlı yayında böyle takılıyor ya. Beni yolda çeviriyorlar diyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ahmet Maranke sizi hiç sevmiyor mu? Efendim Hani sordum ne demiş? sorunuzu. Melike Hanım sizin için sordum bu soruyu. De, derici de ne yaparmış deriyi? Demerek Güzelleştirmek demek. için Dememiş. daha ne kadar güzel olsun diye vura vura ne kadar çok vurursa o kadar güzel olsun istermiş. Evet. Tabii ha, aşağı biz hanımlara. Ben Nur kardeşim yani her zaman Allah söylüyorum. Onun ailesi benim ailem her zaman. Onun için buradayım. Nebahat için buradayım. Evet. Ve Beyaz TV için ben buradayım. Sağ olun hocam çok teşekkür seyircilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ama Hemen. dediğin doğru. Ee, büyükler için hakikaten kefir bakın. Yahu şu kolaları evinizden kaldırın. Buradan yine kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin TRT'sinde kola reklamı, enerji içeceği reklamı yapan Sayın Genel Müdürü, onun bağlı olduğu Numan Kurtulmuş değerli okul arkadaşım Numan Kurtulmuş'u buradan kola reklamı yapan TRT'yi kınıyorum. Bir bilim adamı olarak obezitenin içinde bir bardağında 35 keşme şeker bulunan enerji içeceği diye ne idüğü belirsiz bir gıdayı bu ülkeye getirip birkaç tane genel müdürden imza alamadan bu ülkede zorla kabul ettiren güçleri Sayın Faruk Çelik'e ve Mehmet Danış'a da buradan... Sayın bakanlarıma, dostlarıma mesaj yolluyorum. Neden Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet televizyonda bizden kesilen paralarla bu kadar ödenekleri olduğu halde insan nesline katleden bize göre asla içilmesinde fayda mülazilmeyen kamin kenesinden tutun da alkol oranı Diyanet camiasınca gerçekleştiren bir şeyin reklamı yapılır. Buradan buna tepkimi koyuyorum bir vatandaş olarak. Peki Allah razı olsun. Onu da kınadık. Hocam ne olur? Ben sizin içinizdeki <laughs> içinizdekileri anlayabiliyorum. Buradan iletmek istiyorsunuz ama vaktimiz çok kısıtlı ya. Ne olur sizden hızlıca formülleri alalım. Efendim, sizi... Herkes... Yani sizi bugün bu konuda böyle sonuna kadar bütün bilgilerinizi almak istiyorum. Ne olur? Efendim her gece yatmadan kilo problemi yaşayanlar... ...çok zayıf olanlar, yeni evliler... Normal insanlar da bir bardak bulursak Allah büyüktür inşallah bulacağız bir tane bardak. Ah, Efendim her şey var, var bardak yok demiş Getiriyoruz. ya. Getiriyoruz. Kul bir tane yok. açık bir bardak getir. Açık bardak nasıl oluyor? <laughs> Can bardak bir tane. Bardağımız var da her gece gözükmüyor. yatmadan keçi kefirini, keçi sütü o da ancak işte mu? Keçi evet sütü. keçi sütümüz tamam. burada. Şimdi keçi sütümüzü kefirimizi yapıyoruz gece yatmadan bir bardak kefirin içine keten tohumu yağı koyarak Hı. içtiğinizde karaciğer, safra kesesi taşlarım, bak bağırsağımda problem, kabızlık, memen var, basurum var, hemoroidim var, kanamam var, çatlaklarım var, kainat şifanesinde fıkhı sıhhiyesinden yadigarına kadar... Tabib İbni Şerif'ten... ...tamam mı? Bütün eskimez kitaplarda... ...keten tohumu yağının... ...kaydı var. Bunu neyle içeceksiniz? Kefirle içtiğiniz zaman... ...bütün bağırsak sisteminizi... ...tamamen yumuşatıp... ...sabahleyin macun gibi... ...o kurt bört böceklerin ölülerini... ...fasulyenin kabuğunun... ...parçaları gibi de bağırsaklarınızdan... ...atıp Göreceğiz. cildinizin... ...pırıl pırıl olduğunu... Saçınızın renginin, o pis pis terlemelerinizin kalktığını göreceksiniz efendim. Özetle o zaman şöyle değil mi hocam? Kefir bin bir derde şifa. Öyleyse hemen bir yapılışını öğrenelim. Ben sizden. bin ikincisini anlattım zaten. Bin bir derdi vardı Aa, evet, şifa. Bin bir derde şifa. Ha, bu, bin ikincisi de buydu. Bu son anlattığım. Formu. <laughs> Peki şimdi sizden rica edebilir miyiz? Kefir nasıl yapılıyor? Çünkü hem yaparken sorularımızı da alalım ama seyircilerimiz evet, çok yapılıyor? merak ediyor, ediliyor evet. ediliyor. Yazıyor mu hocam? <laughs> Nefesim Kefis. tükendi sizinle konuşurken. <laughs> Ekrana getirelim. Ekrana evet. getirelim. Rica getirelim. edelim arkadaşlar. Ben bir kere e, tarım müdürlüklerimizde kefir mayası satılıyor. Tamam mı? Ben bir ara Kapari'de tarım çiftliklerinde Bu e, mu hocam e, kefir evet, mayası? o. O. Şöyle. Evet. evet. Bir ekranımı benim Şöyle. almışsınız oradan. Bir türlü göremiyorum hiçbir şey. Tamam hocam getiriyorlar. Kefir şimdi. mayası. Buyurun, evet. Kefir mayası. mayamız her yerde satılıyor. Yalnız bakın yarım uzman candan edermiş. Ben doktor değilim. Tıp anlatmıyorum. Ameliyattan anlamam. Hasta tedavisi nedir onunla ilgili bilgim yoktur. Ama ben hastalanmamak için kainat şifanesinde neler var bunları konuşurum. Yazarım. Dünyada yazmışımdır. 2000 konferans vermişimdir. Biraz sonra da size çok önemli bir Adana'dan mesajlar ileteceğiz gençlikten. Evet, çok... Adana'ya gitti hocam. Gençlerle bir araya geldi. Önce kefirin bir yapımını Kefirimi alalım sizden. Olur mu? Kefir nasıl diyorsun. yapılıyor bir görelim. Evet. Kefiri nereden alıyorduk bir daha söyleyelim hocam. Kefire güvenli yerlerden. Ben marketlerde kefire yani tarım müdürlüklerinde özel kefir e, satılan isteğinize göre yerler var. İnternete girin, sahte almayın. Tamam. Kefir diye de geçirip size bilmem nişastayı verebilirler. Bak çok önemli. O çok önemli. Değil o mi? da önemli. Güvenilir ve markalı olan yerlerden Mayamızı gerekiyor Mayamızı aldık, sütümüzü Peki. aldık. Evet, Nasıl sütümüzü yapıyoruz? alıyoruz. Bu kadar basit mi? Kefir mayası var, bir litre keçi sütü var, tahta kaşığımız var. Ee, ince süzgecimiz var. Cam kabımız var. Cam kabımız var. Benim yani cam hazır. kabımız verdiğimizde... Evet. Nasıl yapıyoruz? Şimdi Hakan. seyircilerimiz bu arada e, şöyle yapsınlar. Ekrandan fotoğrafı lütfen çekin. E, bu çok önemli. Telefonunuzda olsun. Yaparken de arada bir bakarsanız. Kaynatıyor bin bir muyuz derde diyor şifa. seyirci bak. Kaynatıyor muyuz diyor. Yapılışını öğreneceğiz işte hocam ha, sizden. Öyle mi? Tabii. Peki. Ben nereden... Sanki ben anlatıyormuş gibi oldum değil mi? <laughs> Şimdi buyurun hocam. Evet. Ben sütümü açıyorum. Sütümüz kaynamış Efendim, olacak? Evet, sütümüzü koyuyoruz. Kaynamış sütümüzü koyuyoruz. Kaynamış ve soğumuş mu olacak? Soğumuş olsun. Sütümüzü koyuyoruz. Evet, kaynamış, Koyduk. soğumuş. Hijyenik keçi sütünüzü koydunuz. Artı arkadan kefir mayamızı Bir dakika. Kefir olacağım. mayamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi alıyorsunuz. Ve içine yukarıdan döküyoruz. Süzerek mi hocam. Çünkü bu bazen şey olmuş oluyor. İçine koyalım. Evet. Bunu başka bir yerde süzeceğim değil mi? Şöyle. Ha süs peki. İçindeki şöyle çeksin yakın ekran. Evet. İçindeki mantarı görecek bak. ha. Şöyle havaya kaldıralım. Bir Probiyotik olan mantarımız. Çok önemli. Burada çok önemli püf noktası var. Evet. Evet. Bakın bu. Bak, gördüğünüz gibi şu an içindeki daha yakın çekim canlı mantar. Bak şu anda Bunlar bu canlı, canlı mı büyüyor. Anda. Devamlı büyüyen, hareket eden bir mantar bu. Biraz büyüttüğünüzde Evet. Evet. Şöyle yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle miyiz? Şöyle hocam. Bir, bir dakika. Evet. Evet, birazcık su alıyoruz. Şuradan hocam. Bende var su. Buyurun, buyurun. Tamam. Şöyle biraz daha onu canlandıralım. Evet. Evet. Biraz temizliyoruz şöyle. Evet. Tamam. Güzel. Bak nasıl açıldı. Sanki neredeyse sanki? şey yapacak. Evet. Hiç metal değmemesi gerekiyor yapılırken. Yani metale metali zaten hiçbir şeye değdirmiyoruz. Tahta, süt, cam, taş, bu da kum biliyorsunuz. Peki bir şey daha soracağım. Evet. Mesela bunun yoğurttan farkı ne? Neyin? Yani bu yaptığımız şeyin, mesela yoğurda mayalıyoruz. Ne yapıyoruz öyle. şimdi Nur? E, kefir mayalıyoruz. Tamam, kefirle kefir yoğurdun hiç alakası yok şimdi. Bu ayrı bir şey. Hayır yani, tabii ki ayran da mesela ayran da diyorum bir, bir farkı yok daha doğrusu bir benzerliği efendim, yok da kefir, merak ediyorum ikisi de mayalanıyor ya aynı şeyi sağlamıyor hayır, mu? Hayır mayalanmıyor yoğurdun mayası yoğurtla mayalanıyor ama kefirin mayası kefir mantarıyla mayalanıyor hı hı. bu bir canlı ayrı bir tür bu Allah'ın yarattığı Allah'ın yarattığı topraktan yaratılan insanın şifası Toprağın zehiri olan mantardır derdi hocam. Peki şimdi bunu içine Boşa mi katıyoruz hocam? Benim mi? Laf ekran beni göstermedi. Sesimi, sesimi, hocam, sesimi ekrandasınız. duydu sadece. Katalım mı şimdi içerisine bunu? Hayır onu katmıyoruz. Bunu alıyoruz içinden. Hı hı. Bunu alıyoruz Evet. içinde. Evet alalım bu şekilde. Şimdi şöyle. Şimdi bunu niye yaptık? Bunu göstermek için yaptık. Bakın. Dinleyin. Bunu niye burada yaptık göstermek için. Yani bunun içinde sadece ayran yok, gördüğünüz böyle bir kefir denen bir maya var. Şimdi biz bu mayayı Canlı tekrar bunun bu... içine koyacağız. Evet. Ve sütümüzün içine koyacağız tekrar. Heh. koy. Şöyle mi direkt koy koyacağız? Koy buraya. buraya mı? Evet hocam. Evet. Evet, azıcık karıştırıyoruz. Şöyle. Her gün bunu bir bezle kapatıyoruz üstünü. Şöyle Ancak yapalım. şimdi burada çok önemli. Herkes evinde kefir yapıyor ya, bu işleri çok biliyorsunuz. Sizden de şöyle yapalım, böyle yapalım diyorsunuz ya. Ha işte yani evet. ne, Nebahat hanım da yapıyormuş. Evet. Siz önce içine bu suyu ne yapıyorsunuz? Böyle doğrulayalım. Döküyorsunuz. Döktünüz. Mayayı içine Hocam için sizi gelmiyor ki size. Evet. Olsun. Ben onu dinliyorum ya. Şimdi vatandaştan doğrulama alıyoruz burada. Ha, nasıl yani evde mayalayanlar oluyor. Evet, yanlış o, yapanlar olabilir. Şimdi kefirin e, içindeki o doğuruyor tabii ki. ...içinde onun toksinleri oluyor. Nasıl bize insan yiyince toksin atıyoruz dışarıya gaytadır, idrardır vesaire. Bunların bazı hayvanlar nasıl ki arının ee, bir propolisi şifadır, hı hı hı. teridir, şeydir ama işte kefir de böyle bunu aldık. Şimdi bunu bunun içine koyduk. Burada püf noktası. Bu bunun içinde kalıyor. Üstünü bir bezle örtüyorsun. Doğru mu? Şöyle örtüyoruz. Ne kadar bekletiyorsun? Ben bir gece bekletiyorum. Bir gece tamam. bekletiyormuş. Bravo, bravo. Hocam Cam sen... kavanoz. <laughs> ne evet. baten mikrofon verir misiniz bir dakika? Gel yapımcımızla bir görün. Ne kadar emeği var bu programa. <laughs> olsun olsun. Evet. Bizde yabancı yok. Biz bizeyiz bak burada. Yıllardır yapıyorum kefir. Kefiri de ben getirdim evden. kefir ee, kefiri önce bir suyla bir temizliyorum, yıkıyorum. Yıkadıktan sonra keçi sütüne tabii cam kavanoza koyuyorum. İçine sütü koyuyorum, kefirimi de koyuyorum. Bir gece bekletiyorum. bekletikten sonra ertsi günde içiyorum. İki bardak içiyorum. Şimdi burada bir şey soracağım. Türkiye'de böyle yapmıyorlar. Kefiri 24 saatten hatta 12 saattir onun mayalanması biraz koyulanması. Yani nasıl yoğurt gibi olmaya başlar. Heh. Kaç saatte oluyor yaklaşık? Akşam e, 7'de eğer kefiri. Ertesi gün saat 11-12'de benim oluyor. Güzel. Hı hı. Evet. Ayran, ayran yani gibi. Bunun ben bir süresi size var mı peki hocam? Bakın 24 saati geçti mi o kefir zehirler adamı. Onu buradan söylüyorum. Artık iyice biyotiklendiği için süte hakim olmuş olur. İleride olacak bayalanma sürelerinde hatta şişeyi e, patlatacak. Özellikle e, biyotiklenir. Onun için zararlıdır. En fazla yani 3-8 saat 24 saati geçmeyecek. ...20 saatin üstünde kefiriniz olur... ...şöyle baktığımızda... ...Nur... Evet. ...şöyle baktığında... ...artık ha dersin birazcık... ...koyulaşmış bu olmuş... ...ve hemen içinden... ...bu içine koyduğumuz kefiri... ...çıkarıyoruz... ...süzüyoruz... ...ondan sonra... Ee, ...kavanoz olursa çok daha iyi olur... ...ağzı kapalı olsun... ...ağzı kapalı olsun... Arada bir bir çalkalamanızda fayda görüyorum. Yani her seferinde maya almamıza gerek çöpüyor. kalmıyor. Hayır Heh. gerek yok mayamız Bu da burada çok zaten. Önemli. İçindeki mayayı tekrar alıp Siz kullanabiliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz Sayın Yönetmen? Hocam, e, ben, e... Maya büyüyor tabii yani sürekli o mayayla yapıyorum. Tekrar tekrar yapıyorum. Süzdükten sonra tekrar o mayaya tekrar e, süt koyuyorum. Maya çok biriktiği için buzluğa koyuyorum hocam. Büyüyor. Büyüyor bak. çünkü ürüyor kendi kendine. Ürüyor. Arkadaşlarıma veriyorum. Buyurun. Evet. Aşk olsun bana hiç getirmediğin için. Evet. İstemeyenler bence <laughs> Tabii efendim. Doğru i̇şte isteğine getiriyoruz. Kolay içenlere. Siz ne şey dediniz içenlere. haftaya kefir yapıyorum. Evet. Ben ne yaptım hemen buzluktan çıkarttım kefir getirdim size. Ne güzel. Evet, Harikasınız ne güzel. hocam. Ne efendim Nebahat Hanım hakikaten <laughs> bir demo olarak burada dinledik. Güzel bir iş yaptığını da gördük. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı yaştayız ama bizden 10 yaş genç. Tebrik ediyoruz sağlıklı yaşamı <laughs> yaşadığı için. Gösterelim evet gösterelim. Evet. Sağ olsun formülleri yapar ama. Evet. gelir ayağını sokar eder. Şunu söyle. söyleyeyim, yeri de söyle. gelmişken. Şöyle Maran kaç yıldır tanıyorsun? Anlat söyle. Çok bayağı yıldır tanıyorum ...Kanal eden beri. Beraberiz. Beraber. Beraber büyüdük gibi bir şey. Evet. 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 Çok Sağ da olsun. ben de sizin huzurunuzda ve seyircilerimizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Nebahat'cığım... çok teşekkürler. Sağ ol. Gerçekten şunu söyleyebilirim size. Hani her gün görünen aslında benim burada ama çok kıymetli ekip arkadaşlarım var. Başta e, sevgili Nebahat ve yönetmenim Serkan, Funda, Merve, Uğur, e, Ayda ve Reci'de bulunan ve e, burada bulunan arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten <laughs> sağ olun. Her gün emek verdiğiniz için. Şimdi Ama sizden... esas hakkı Nur Hanım'a verelim. Ya hocam bir... <laughs> Bravo. önemimiz kalır. Bakın burada kendimiz çalar, kendimiz söyleriz ama iyi evet. ki varsınız ekran başında. Şimdi bu kefiri Efendim, böyle mayaladık, yaptık. Kefiri yaptık. Hangi şeklinde mi içeceğiz bunu? Tabii yani her gece yatmadan bakın. Diğer zamanlar ben sabahları da içilebilir. Süt alerjiniz yoksa keçi sütü kullanın problem değil ama her gece yatmadan e, mutlaka bir bardak kefiri dediğim gibi kefiri çeşitlendirebilirsiniz. Bakın baştan kısaca geçiyorum. 1-1.5-2-5-10-15-20-50-60 bir, 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 beş, on, on beş, yaşındaki insanlara kullanılabilecek geniş spektrumlu milli bir içecek kefir. Bakın içine katacağınız bir takım işte keten tohumu bir kaşık keten tohumuyla da sabahları da yine bir kaşık içerek safra kesesi taşlarınızı çamurlarınızı çalışmayan karaciğer yetmezlikteki yani karaciğerinizin yetersiz çalışmasından oluşan Safra oluşumlarının azalmasını da bununla takviye ederek bağırsak problemlerinizde minimuma indirebilirsiniz diye söylemek Peki, istiyorum efendim. Peki hemen sorulara başlıyorum hocam çünkü seyircilerimiz çok soru göndermiş ve dedik ki bugün programı siz yöneteceksiniz. Ali Berat Bey, Ankara'dan sevgilerimi gönderiyorum hocam. Merhabalar, yüksek tansiyon için ne yapabilirim demiş. Çağın <laughs> hastalığı mı bu yüksek tansiyon? Tansiyon diye bir organ yok benim anlayışımda, ee, kozmik bilimde, kozmik yaşamda. Tansiyon diye bir organ yok. Tansiyon, e, doktorlarımızın, e, Ali Özgür hocama saygılar sunuyorum, hocam dediğim bir hekimimizdir, beraber çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim, böbreğin, kalbin ve karaciğerdeki kanın kirliliğiyle kaynaklı bir hadise diye düşünüyorum. Benim kanaatim, öğrendiğim eğitimlerde zaten e, tansiyon haplarında da nedir? Diüretiktir ve ritim düzenleyici yazar prospektüslerinde. Normal ilkokul okuyan biri bunu zaten bilebilir. Biz şöyle söylüyoruz. Tansiyon olmamak için, tansiyon olmamak için böbreklerinizi açık tutun. Bakın. Böbrekleriniz süzemezse, içinizde üre, ürik asit bedeninizi kaplarsa, bedeninizde bir zehirlenme, halk dilinde toksima oluşur. Bunları söylemek istiyorum. Ne yapalım peki bizim formülümüz? Tabii ki önce her şeyden önce doktorunuza gideceksiniz. Ama Allah bak hemen buraya koymuş bak. Bak 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 bak. bak. Maydanoz mu? Bak bak bak. Yakın çekiyor arkadaşlar. Burası ne? Sap. Sap. Böbreğin sapı. Burası da başı. Şimdi böbrek hiç gördün mü? Yedim mi böbrek et falan? Yedim. Bak Aha kestiğin zaman ikiye aynı bunun gibidir. Şu bak. Evet şekli değil mi? Şekli. Genelde çok enteresan hocam. Gıdaların şekli ya. aslında organların şeklini alıyor, değil mi? E Allah. Işte. Mesela beyin. Bakıyoruz. Ceviz. Beyin nasıl? Ceviz. Ceviz. Bak. Bak diyor ki ben böbreğim diyor. Bak ne kadar bak şurada. Bak 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 bak. Elinde şöyle yan tut biraz. Yan tut. Ha, ha. Ben Şimdi böbreğim böbreği diye. ortadan kestiğin zaman bu şekilde diyor ki böbreğinde sıkıntı varsa diyor. Bak aynıdır. Aynıdır. Aynı şekilde. Ne diyor böbreğinde sıkıntı varsa? Beni diyor önce ye. Yemedin kaynat suyunu iç. Biraz sıkıntın varsa, bel ağrıların varsa, idrarında yanma varsa, doktor sana kum döküyorsun, sistis olmuşsun, üşütmüşsün. Mesanende sıkıntı var diyorsa doktorunuz diyecek tabi bunları. Bir önce bunu. Olmadı sapımı da atma diyor. Ne yap, ne böbrek yolları bak. Bu da böbreğin bak böbrek buradan geliyor. Bunu alıyor mesaneden dışarı gönderecek. Bunu da atma diyor. Bunları atıyorsunuz ya evde. Bunları lütfen toplayın her akşam. Kaynar suyun içinde bir taşım kaynatın. Bakın iç kanamalarınız dahi varsa. Kadınlar ameliyat olmuşlar, operasyon geçirmişler. ...iç kanama, basur, meme, bağırsak kanamaları, kadınlarındaki kadın hastalıklarındaki ameliyatlardan sonra olan ağrılı adetli sancılıklarda bel ağrılarınızın vurma sebebi bu ön tarafınızdaki organların size olan hastalıklarıdır. Bunu alacaksınız, kaynatacaksınız gece yatmadan bir bardak karı koca ikiniz beraber evde hatta çocuklarınıza. Çünkü her kız çocuğu böbrek hastası. Niye? Üşütmüş. Hepsi üşütük. Şimdi affedersin şey giydiriyorlar. Ya eskiden diz kapağı göbek arası niye kapalı demiş. Bak bak bak. Bunları konuşalım. Ne giydiriyorlar hocam? Eskiden diz kapağı göbek arası don tuman giydirirlerdi insana. Don elbise demektir aslında bilmiyorlar. Bizim dilimize tuman e, kilot demektir. Eskiden burayla burayı koru derlerdi. <laughs> Önemli organlar var burada. Hayati organlar derler yani ya, ayağını sıcak başını serin tut diye. gibi mesela yani sıcak tutman. E şimdi adam giymiş ip gibi bir şey. <laughs> e tamam mı? O çocukları görüyorsunuz. Rüzgar vuruyor kar direkt temas etti mi? Bak hocam derdi ki iyi dinleyin burayı. Oğlum iki tane bir tane kalın giyeceğine iki tane ince giy derdi. Niye hocam? Arada hava olursa dışarıdan gelen kötü enerjiler bedenine sirayet eylemez derdi. Bak onun için böyle kalın şeyler yerine ince iki tane arada hava Üst olan şeyler giyeceksiniz. Ben de tam tersini bilirdim hocam. Böyle bir tane. İşte kalın... zaten doğru bilinen yanlışları düzeltiyoruz mesela. E, evet. bu her programda aslında dile getirdiniz, maydanozu söylediniz, sapını da söylediniz. Sade isimli bir seyircimiz demiş ki babam sürekli 4-5 demlik çay içiyor her akşam. Siyah Zararlı çay içiyor tabii. Siyah çay, değil mi? Evet. E, i̇çsin tabii yani e, yakında e, ben Allah rahmet eylesin ölmüşlerimize kayınpederim Çerkez Mehmet'tir e, fişekleri vardı böyle hı hı. dağlı böyle iri yarı bir adamdı ben görmedim hanım anlatırdı resimlerini falan semaver Kafkasya'dan geldikleri için hı hı. bu çay içenlere anlatıyorum bunu siyah çay içenlere semaver tabii böyle bronzdan kaynatırdı akşama kadar... Belki ben diyeyim 50 sende 70 bardak çay içerdi. Bir gün hastalanıyor gidince... Ee, ...diyorlar ki... ...ya sen diyorlar niye bu kadar içtin? içki gibi. Hı hı. E, haşa diyor estağfurullah. Ben hayatımda diyor hiç içki bilmem. içmem. Onun zararlı Bak, etkisini vermiş. Allah Peki Allah. diyor senin bu ciğerlerini... ...bu bedenini ne parçaladı diyor. Bak. Çay mı hocam? İşte bu çayın böyle... Günde 50 bardak çay içerseniz, tamam mı? Her şeyini kulu veşrebu ve la tusrefu. içiniz ama israf Esraf etmeyiniz. Etmeniz. ...bilhassa siyah çay içindeki tanen maddesiyle kesinlikle bedeninizdeki demiri, manganı ve çinkoyu emilimini yapar. Siz halsiz, dökük, yıkık saçınız, cildiniz, erkekliğiniz, kadınlığınız bitmiş vaziyette, tamam mı? Böyle Kadını tutarsın buz gibi eli böyle. Niye hiç ısınmaz? Niye? İşte demirini emiyor. Bu çok büyük bir cinayettir. İlla biz şimdi çayımızı içtik içeride. Ne yaptık içeride? Limon kattınız içine. Öyle de başladık programa. Evet ve video, videomuzu da paylaştık zaten. Şu anda Instagram'a girerseniz görürsünüz. Evet. Ee, yani biz çay içmiyor değiliz. Çayı. Limon katlı içiyoruz. Kahvaltımızı biraz. bir saat önce yaptık. Bir buçuk saat önce. Geldik burada bir keyif çayı. Hemen getirdik limonumuzla onun taneninin tanenin içindeki genetik formasyonunu bozduk. Hı hı. Bozunca o bir, dürü, bir üretik oluştu. Yani idrar söktürücü. İdrar yani. söktürücü oldu. Aynı zamanda da işte bunu yeşil çayla yapsaydın demin ki tansiyon dediğimiz hanımefendi de limonlu çayı içseydi anında anında hallolacaktı. Demin ki tansiyona bir de prasayı söyleyelim. Beyefendi Böbrekleri Ali Berat, düzenleyici. Allah Celle Celaluhu prasayı yaratma sebebi bakın bu çok önemli yine bedeninizdeki damarları. Bak böbrek damarlarınızı açmak içindir. Böbrek taşlarını kırmak içindir. Pırasa adi bir sebze değildir. Pırasa pür. Dünyanın en güçlü hususiyeti en çok olan Allah'ın yarattığı bir nebatattır pırasa. Onun için kış günlerinde haftada bir gün pırasa yemeyen Allah'ın şefkat tokatını şak diye yer, o da tansiyondur, böbrektir, böbrek Peki, taşıdır. Peki, hızlıca sorulara geçiyorum. Almanya'dan Bahadır Göl, bacaklarımdaki sıvı bitmiş, ne yapmalıyım diyor, zannediyorum dizlerini kastediyor. Bu diz sıvısın, yani artık genç çocuklarda bile yok. Şimdi sen sağlıksız yani kutu beslenirsen, sağlıksız düşünürsen, sağlıksız yaşarsın. Çünkü Almanya'da gıda yok, orada gördüğüm bu maydanoz ne kadar biliyor musun? Şöyle başlıyor. Sadece Almanya'da mı hocam yani buradaki Bütün dünyada. hanımlara sorsak mutlaka bir diz problemimiz var. O yani, su bir azaldı dizlerimiz ağrıyor. Ama niye azaldı sen tabi gıda yemezsen tabi suyu içemezsen tavu havayı koklayamazsan. Hocam var da biz mi yemedik var da biz mi içmedik Allah aşkına. Çok doğru o zaman içsinler şey yapsınlar alsınlar onu içip düzelsinler. Hayır tamam Hayır, hocam. Hay öyle bir şey söylüyorsunuz ki sanki her şey önümüzde var. Bütün o tabii gıdalar, tabii yiyecekler. Sanki var biz tercih ediyoruz. Funda nereden aldın bunu? Pazardan, Pazardan değil mi? Aldım. Her pazarda var mı bu? Varmış bak cevabı verdi Funda işte. Yani nereden alacağız, bulacağız dedi ama Funda hemen cevabı verdi. Her pazarda varmış. Sağlıklı yaşam her <laughs> pazarda var. Cumartesi bizim biliyorsun sen pazarlarımız var. Gidiyorsun markete gidip 1 lira harcayacağına bin lira. Pazarda 100 liraya çok güzel maydanozumuzu, tiroidiniz için efendim dere otu. otunuzu, bedeninizdeki Roka. iç rokanızı hepsini alacaksınız. Güzelce sebzelerinizi yiyeceksiniz. O zaman dizinizde kıkırdak dokuya hiçbir problem olmayacak. Artı illa böyle bir şey oluştuysa da glikozamin dediğimiz bir etken madde var. Evet. Kıkırdak dokuyu besleyen hı hı. içinde. tabi bunun tabiisini bulmak lazım bir. İkincisi de o bölgedeki kan deveranınızı arttırmanız lazım Nasıl kaslarınızda. Diziniz şişmiştir namazda katır kutur ediyorsa anneler, evet. dedeler, nineler, gençler şimdiden dizim ağrıyor eylemiyorum benim namaza. Kardeşim magnezyum yağı. Sürecek miyiz onu? Denizin 20 bin metre yaklaşık altından çıkan Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı direkt magnezyumu alacak. Tabii onun biraz işlemi var. Biz onu Rabbim nasip etti İskoçya'dan. Getirdik özel sistemlerimizle kurduk. Her gece yatmadan o dizinizin üstüne oraya onu yedirerek masaj yaparak sürdüğünüz zaman stresle kapatsınlar Nur Hanım üstünü. Hı hı. Tamam mı? Üçüncü gün kesinlikle artık o tıkırtılar kalmayacak. Kan gittiği için oradaki kireçleri, tuzlanmaları. Evet. Çünkü sen rafine tuzu yiyorsun ya. Oralarda tuzlanmalara sebep oluyor. Kemiğindeki kalsiyumu çekiyor. İşte bu magnezyum yağıyla bunu sarıyorsun. Veya kafurunla dediğimiz bir masaj. Yani ameliyata gitmeden önce de alacağımız bu tedbirlerle onu önleyebiliriz. Ya diyorsun. niye ameliyat oluyorsun yarım adam ettin adamı? Yok ben olmuyor yani yani birçok ben vaka tanıyorum öyle e, dizlerinden Onların dolayı. Onların nasibi yok. Onlar böyle bir çekecek, seni dinleyecek Hanım'ı Dinledikten sonra bu safhaya gelecekmiş. Bak, Onun bu çok önemli ama var çok ya. yaygın gerçekten bu diz hastalıkları o kadar yaygın ki. Ee, üzerine o, bir daha söyler misiniz ne sürecektik? Magnezyum mı? yağını getiriyor. Tabi piyasada sahteleri var. Tamam mı? O magnezyum yağını alıyor, dizine sürüyor. Streçle kapatın. En az 21 gün devam edin. Dizinizde incelme olacak, kan devaranı olacak. Bir de magnetler var biliyorsun. Diz magnetleri. Diz magnetleri de mıknatıslar. Bir program bir mıknatıs izleyen. Bir program tamamen Magnet dünyası. Dizlerimizi konuşalım hocam. Yani burada kesinlikle şifa olduğunu söylemek istiyorum. Ey gençler annenize babanıza faydam olsun duasını alın diyorsanız hemen şimdiden bu magnezyum yağıyla anneni aç ara anne bak böyle böyle bir yağ var. Önce ameliyat olmadan yarım adam olmadan bastonlara düşmeden Hmm. Sevgili Selin Karacihan'dan biliyorsunuz her gün programımızda konuk oluyor. Kendisi şu anda hastanede acil şifalar diliyorum kendisine. O dizinden ameliyat oldu. Ama tabii çok ileri bir safhadaydı. Gerçekten yürümekte zorlanıyordu. Allah'ım ona şifa versin. Hala bile biliyor musunuz o zor yürümesiyle bile buraya gelip yüzünde hep o tebessümü... İnsanlara karşı o hoşgörüsü, nezaketi evet, çektiği acıya rağmen vardı. Buradan sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Geçmiş olsun Hastalık diyoruz. Hastalık derdi çeken kim varsa şifa olsun inşallah. Sormuştunuz Maran Hocam böyle din diyor demiştiniz bir ara. O da ben hiç dinlemedim ama bundan sonra dinleyeyim diyordu. Biraz geç kalmış. Keşke önce sürseydi ameliyat Keşke olmadan. Neyse. Çok daha faydalı o. Bundan sonra sürsün. En azından o yine nüks eder ileride. Evet, hiçbir şey yani için... bir magnezyum yağını sürüp de dünyada ölen... ...yıkılan, yaralanan... ...bu bir nasip meselesi. Rabbim hepimize... Amin. ...kainat şifahanesinden... ...şifa bulmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi e, Melek Ufuk Umut... ...sevgili seyircilerimiz... ...şu dakikada programı sizler yönetiyorsunuz. Sizlerden gelen sorularınızı ve sorunlarınızı dinliyoruz. Sizin de çözüm bulmak istediğiniz... ...bir sorunuz varsa... ...lütfen bize Instagram ve Twitter'dan yazın. Melek Ufuk Umut... Oğlum yaklaşık bir aydır öksürüyor. Doktor bronşit dedi. Ne ilaç kullandıysam geçmedi. Birçok annenin şu andaki tek derdi bu. Öksüren Eş çocuk. Yani iyiydi çocuklar hani. Demin diyordun. Yo çocuklara gayet iyi anneler bakıyor. Hocam ben çocuklar iyi demedim az önce. Dedim ki yani biz anneler çocuğumuzu gözümüzden sakınırız. Biz giymeyiz giydiririz. Yemeyiz Ha. Sen anlat anlat bak. Yemeyiz yediririz. Giymeyiz evet. giydiririz. Evet. Sakınırız. Bak çocuğu engelli yapıyor şimdi bak. Niye? Elini bağladı, kolunu bağladı, yemedi, yedirdi, onu da kapattı. Çocuk böyle köle gibi bir şey oldu şimdi. Anne veriyor, anne giydiriyor, Hocam, anne yapıyor. Hocam böyle şey yapalım mı? Anne ben ediyor. size iPad'i bırakayım. Anne her şeyi çocuğu anne Hocam, çocuğa çocuğu anne yapıyor. Çocuğa Hocam bir ne şeyi, alakası var onunla, aşk olsun. Çocuğa bir şeyi anne yaparsa o çocuk engelli olur. Evlenir ileride gerdek gecesi arar. Anne ne yapayım? Ben Yanlış bilgiden dolayı. Ya bunu nasıl anlatacağız başka işte Şunu böyle. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki biz anneler gerçekten çocuğumuzu sağ gözümüzden sol gözümüze sakınırız. Sakınma niye sakınıyorsunuz ki de ki solunuzu Peki hanımlar sakınmayın. <laughs> evet sol gözünüzü sağ gözünüzü iyi koru diyeceksin çocuğa. Yemedim yedirdim, ye diyeceksin. Kendin ye diyeceksin. Niye yemiyorsun sen ya? Doğru mu hanımlar? Belki de doğru. <laughs> Yemedim yedirdim. Ha sana kürk giydirir. Ya, hiç kürk giydiren var mı? Sor, soruyorum. Hiç kürk aldı mı çocuklarını size? Yok. Bir tane kız buluyorlar. Onun peşinde mangurt böyle gidiyorlar. <laughs> Beni mi anlatıyorsunuz? Buna... bir gün anlat... <laughs> eyvallah. Bir gün konferansta <laughs> anlattım. Bak dinle. Nur çok önemli. Dinliyorum. Mangurtlaştırma. Düşünemeyen bir toplum yetişti diyorum. Ana baba seni kim büyüttü? Aydan mı indin sen? Leylek mi getirdi? Yok. Hocam diyorum. söylemeyin kızım şu anda stüdyoda beni Ondan diyorum, sonra anlasın. böyle böyle e, anne baba kaygı duyacaksın. Sevgi yapacaksın. Yememiş yebidirmiş, içmemiş içirmiş, giymemiş giydirmiş. Ondan sonra ne oldu? İşte ne yapıyor ve neticede görüyoruz ki "Ah oğlum çok haklısın." dedi. Niye dedim anne? Bizde de dedi, öyle bir çocuk büyüttük dedi. Evet. Bir kızım birini gördü hala onun peşinde böyle ha. kör gibi gidiyor dedi. Baba dedi kalp krizi geçirdi. Ben ona bakacağım diye şeker hastası oldum. Ah dedi yanlış yapmışız oğlum dedi. Yemedik yedirdik, içmedik içirdik. Çocuğumuza ana baba, vatan, millet, bayrak, devlet sevgisi vereceğiz. Anaya öf bile demeyin. Şuurunu öğreteceksin. Ananın babasının duasını almayan evladın cennetin kokusunu göremeyeceğini ve bir gün o anne babanın da mutlaka bir anne olacağını söyleyeceksin o çocuğa. Bu çok önemli. Evet. Bunu söylersek o çocuk engelsiz, sağlıklı, sana kaygı duyan yüzüne baktı mı? Mutsuzluğunu hissedip anneciğim ne oldu bugün? Neyin var? Dizim mi ağrıyor? diyen bir evlat ortaya çıkacaktır. Yoksa bugünkü çocuklar gibi engelli bir nesil 20 yaşına gelmiş adam Hala kızın affedersin çamaşırını anası yıkıyor. 30 yaşına gelmiş yemeğini annesi yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ya? Evet. Allah hepimize hayırlı evlatlar versin. Heh, hayırlı evlat. Hayırlısıyla e, mesela çocuklarımızın tahtı ve bahtı da güzel olsun. Allah hepimize hayırlı evlatlar taht, versin. Taht ne oluyor? Hocam öyle derler. Ay hocam. <laughs> <laughs> Allah'ım ben konuşmuyorum. Direkt soruyu soruyorum. Sor. Çocuklarda bronşit için ne yapalım? Evet bronşit için hemen kuru öksürükleri varsa yapılacak şey... Hemen bir tane turp alıyorsunuz bak turp turp alıyorsunuz içine oyuyorsunuz güzel içine kestane balından tabi bal arıdan yapılmış bal sanayi şeker mısır şurubu değil bunu koyuyorsun kıçını şöyle kesiyorsun bardağın üstüne şey tutturuyorsun turpu sabaha yarım bardak akıyor çocuğuna birer tatlı kaşığı bunu içirdi mi 3 gün içinde kuru öksürüğü kesilir. Olmadı rendele turpu. Güzelce balık koy içine sulandır çocuğa yedir. Kesinlikle öksürük, astım, alerji, bronşit bütün bunların neticesini alırsın. İki, üçüncüsü hemen bir zencefil aynı karışımın içine bir kaşık da toz zencefil koyup karıştırıp sıcak suyun içinde birazcık ısıtıp gerekirse birazcık pekmez. Bak pekmezi koyup ısıtıp o çocuğa içirdiğinde edecek. Kara kara balgamlarını atacak hiçbir şey kalmayacak evet. kardeşim. Hocam içemiyor tatlı oldu falan diyenlere de nane yağı dan bir damla bunun içine tık diye damlatıyorsun. Mentollü olacak onu güzelce içecek. Her nefes alışında böyle olacak. Evet. Beşinci formül hemen e, e, sırt bölgesine sırt bölgesine ve göğüs bölgesine çocuğun Güzel bir yakıcı yağlardan, kuyruk yağı bile olur evde, zeytinyağı bile olur. Masaj yağları var çok güzel, yakıcı yağlar. Biberiye yağıdır, kantoron yağıdır gibi böyle. Bunlardan alıp şöyle güzelce bir süreceksin sırtına. Bunu sürdükten sonra birer tane havlu koysun. Sabahleyine ne öksürüğü kalacak ne bir şeyi kalacak. İnşallah, inşallah. Benim kız geldi. O nasıl öksürüyor? Nasıl öksürüyor? Tamam hemen, hemen formülleri uygulayacağım. Hemen uygulayacağım. Onu. Evet. Gel. <laughs> gel bakalım. Annesinin güzeli gelsin, geldi şimdi. Gelsin. Çocuk gözden sakınmaz mı? Gel bakalım. Gel. 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 Gel 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 gel. gel, gel. <laughs> Merhaba. Nasılsın bakalım? <gülüyor> <gülüyor> ha, öyle yapıyorlar ya. Eyvallah evet. olsun. <laughs> evet. evet. Merhaba evet. demek ister misin? Merhaba. Hocam. Evet. Maşallah annesinin kızı aynı. Güzel. <laughs> <gül İzliyor musun anneyi? Evet. Evet ne güzel. Ama pardon izleyemiyorum çünkü okulum oluyor. Ama sonra arada bir izliyorsundur. Heyecanlı yine. mısın? Evet. Şu anda mı? Evet, evet biraz. <laughs> Çok heyecanlı titriyor. Ama bütün Türkiye seni izliyor şu an. Ya bak burada ekranlarda. Şimdi bu evlat gözden sakınılmaz mı? Ha? Teşekkür ediyoruz sana. Evet. <laughs> Hadi. Hocanın elini şey, önüme damlıyoruz. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Demek ki öksürünce ne yapıyormuşuz? Hem sırtımıza Tork. hem şeyimize. Bak bak söyle. Evet. Ben dün çok öksürdüm gece. Nasıl tamam. öksür Daha uyuyamadım? Nasıl öksürüyorsun anlat. Bir anlat. Nasıl, Nasıl böyle kesik kesik mi? Hayır, Nasıl Hayır buradan oluyor? böyle öh geliyor Hı <laughs> 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 işte. geliyor Bir şey buram... çıkıyor biliyor musun? Böyle balgam falan Hayır, çıkıyor. sadece buram ağrıyor yani öksürüyorum. Ha. Uyutmuyor mu seni? Uyutmuyor. Az önce söyledim ya gerçekten kuru bir öksürük var hocam. Bak, Ama bütün çocuklardan... Bu bütün çocuklarda. Bak sen var ya. Hani program yapıyor Maranki Hoca'yla. Tanıyor musun? Evet. Ha, ha. Ona söyle Maranki hocam orada bir formül söylemişti de. Hani turpu böyle balla karıştırıyormuş. Ondan sonra onun çıkan suyunu içiriyormuş. Anneciğim onu bana yapsan da hani ben içsem şu hapları yutturmadan hapı yutuyorum hep diyeceksin. Antibiyotik hani... kullandım hatta. Ha, i̇şte yani anne bu şeydir. Böyle okumuş insanlar şeyler böyle entelektüeller haptan ve ameliyattan vazgeçemezler. Ama ben sana geleceğimizin <laughs> nesli olarak diyorum ki. Sen turpu al, balla karıştır. Güzel bir zencefilden sıcak suyun içine koy. Tamam mı? Onu güzelce bir iç bak ne kadar sağlıklı İçecek olacaksın. Misin? İçeceğim. Peki. Anne bir dakika şimdi. Anne ya bu, bu acı, bu tadı kötü diyecek misin? Bal A, koyacağım zencefil için. acı olan mı? <laughs> 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 Buyurun hocam işte zencefil tamam, acı olan mı diyor. Tamam bal koyacağız. Evet. Tamam mı? Bizim evde bir tane bal var. O bayağı bir acı bal. Böyle tamam. Çok acaba. Onu yine tamam. bu başka daha başka Maranki Hoca'dan değil de başka yerden almıştır annen. Sen Maranki Hoca'dan bu, hocam bana bakacakmış de sen hocamın tamam. dediklerini yap de. Tamam. Peki teşekkür ediyoruz. Hocamızın elini öpüp gidiyorsun. Efendim, öpüp gidiyorsun, gidiyorsun elini. <laughs> güzel kızım. Hadi bakalım. Hadi dağılık, Seyircilerimize de bir hoşça kal diyorsun herkese. Evet, <laughs> Hadi bakalım. Allah herkesin çocuğuna sağlık versin inşallah. Efendim gözünüzden sakınmayın. Yemeyin, yedirmeyin. <laughs> ben tam tersini söylüyorum kendileri yesin. Gözlerini kendileri sakınsın. Giymeyin giydirmeyin kendileri giyinsin. Ah Hepsi çocuklar yapıyoruz. özürlü olmasın engelli olmasın diye. Ben bir kere daha buradan hatırlatmak istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Bizim için evet. çok kıymetlisiniz. Bunu da belirtmek isterim. Ee, kızım kızım 5,5 yaşında sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Hastaneye götürdüm. Böbreklerinde bir şey çıkmadı. Hemen e, hem 2 ayda bir antibiyotik alıyor demiş seyircimiz. Alıştı. Işte. Ha öyle yapıyordunuz siz değil mi? Antibiyotik veriyordunuz öksürünce falan çocuklara. Evet. E, niye düzelmemiş e, doktorlara getirsin doktora getirsin niye düzelmiyor antibiyotik sayın sağlık bakanımızı geçen hafta Hocam canlı hanımefendi verdim. size soruyor yani ne yapabilirim hiç düzelmiyor Ama şimdi diyor. bak dinlesin şimdi doktora getirmiş değerli sağlık bakanım Recep Aktağ diyor ki kardeşim bu antibiyotik işini çözmeliyiz bu ülkede diyor. Her aksırana öksürana tıksırana sen getirip antibiyotik yazarsan tamam mı? Bunun biyopsisini alıp bakmazsan olmaz ki. Sayın Sağlık Bakanı söylüyor bunu. Bu işin çözülmesi lazım. Dünyada en çok antibiyotik tüketen ülke konumuna düşmüşüz. En çok ilaç tüketen dünyada OECD birinci sıradayız. Dünyada ikinci sıradayız. Bunun çözümü kainat şifanesinden geçer. İyi ki hastanelerimiz var. İyi ki doktorlarımız var. Evet. Ama bunun gibi kardeşlerimiz işte zencefil zerde çöp. Lütfen acı da olsa bak kızımız söyledi. Zencefil, zerdeçepi çocuklar acı içemez. Ne yapacaksınız? İçine biraz pekmez veya bal koyacaksınız. Hiçbir şey koromasanız bak önemli bir şey söylüyorum. Hurma suyu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gün en az 6'ya yakın hurma. Daha divayetler çok fazla. Hurma yedi. Ve sadece o bölgede açlık zamanında aylarca insanlar tek tip beslenme. Nedir? Hurma. hurma yiyor ve düzeliyor. Getirdik bunun suyunu çıkarttırdık. Hı hı. Şimdi yiyemiyorum diyor ya kızımız. Hı hı. Neydi adını? ben? Serra. Ha Serra. Muazzam bir isim. Oo. Allah razı olsun. Öf öf öf. Çok geniş spektrumu. Anlatırım sonra. Ondan sonra hurma suyundan dört damla içine koy. O zencefil, zerde çöpü var bak çocuk öksürüyor mu? Bak o çocuğun böbrekleri. Dünya ilaç ajansı tabi antibiyotikler içinde zencefil ve zerde çöpü zerde çalı saymıştır. Tabi. Tabi ilaç değil bu. Tabi antibiyotik gibi düşünüldüğünden. Onun içine içemiyorsa hurma koy, bal koy, pekmez koy, içir. Her gün aynı şeyi verme çocuğa. Kaşından sakınma, gözünden sakınma. Yani bunu da içinmenin bir yolu var. Valla bugün bunu siz, siz söyledikçe ben kendimi düşünüyorum. Ee, ve dedikleriniz kulağımda küpedir yani. Her şeyden sakınma, kaşından gözünden sakınma. Çocuğu hayata alıştırmak lazım. Yani çocuğa hep çok güzel bir söz var ya, balık yemeyi öğretmeyin, balık tutmayı öğretin. Şimdi Kasımpaşa'da vatandaşlarımız var. Roman vatandaşlarımız var. Kara Gümrük'te, malum biliyorsunuz. Şöyle bir gün gezin bakım. Sen şimdi şu çocuğu al. Hani o kaşından gözünden sakındın peşinde elinde kaşık anneler böyle koşuyor ya, yumurta elinde. Ye kızım ye kızım ye kızım ye kızım ye kızım diyor. O da ya. yapıyor. Zaten o yese de ona hiç faydası olmaz. Allah onu görüyor ya benim nimetime burun kıvranın ben burnunu kıvırırım diyor. Hocam Bak. ama o çocuk ne anlar küçük yani. Efendim sen yapıyorsun bunu engelli yapıyorsun. Sana tokat sana atacak zaten. Çocuğun bir sıkıntısı yok ki anne çekmiyor mu bu dertleri? Tabii anne çekmiyor. Ya işte anne Çünkü ben çektiriyor. mesela yemek yedirirken benim gibi olan anneler varsa onlara selam olsun. Allah sabır versin size. Bir öğünden öbür öğüne kadar zaman geçerdi biliyor musunuz? Ama yani bir öğünü yedirirken öbür öğüne gelirdik. Ve burada saklardı yemeği. Böyle. Yok Serra'mıza iyi bakmışsın maşallah boyu İş, posu yerinde değil mi? İnşallah hocam inşallah. Nasıl? Güzel. İnşallah. Şimdi kara gümrük ve şey dedim ee, Kasımpaşa. Kasımpaşa evet. Bir gün çocuğunuzu alın o yemeyen, süklüm, püklüm, Ak bu yük eden arabaya al. Arabanın da dışarı pek çıkmayın oralar soğuk şey. Dolaşın şöyle o çocuklar ayağında lastik çoğunun ayakkabısı yok. Üstünde bir tane fanla arkadan beli açılmış. Siz açılmasın diye dört tane şey giydiriyorsunuz. Bağırlar açık burnundan sümükler. Şuradan böyle buralara kadar akmış böyle. iz olmuş sertleşmiş. Tamam mı? Hepsi de yüzlerine bak. Senin çocuğa şöyle bakacağım bir. Şöyle bakacaksın çocuğa. Sapsarı yüzü. Dört tane damar çıkmış burada. Yeşil yeşil. Üç buçuk numara öyle çocuk senin arabada böyle duruyor. <laughs> Orada da aynı yaşta çocuk var yüzünden kan fırlıyor. Tamam mı burada? Kan fırlamış saçlar yüz yuvarlak yüz. Elinde de bir tane havuç bulduysa yarım elma. Onu da nereden aldığı belli değil. Çöpten mi hani yerden mi evde mi verebildi? Varsa garibim. Ne yapsın fakirlik kolay değil. Onu yiyip o çocuk cam gibi duruyor. Sen şimdi hala gözünden işte şeyinden. Bu arada bir getir bak kızım da bak. Bak bak bunlar vardı. Bunlar vardı. Ben hep hatırlardım. Bizim kapı komşu vardı. Çocuktum 6-7 yaşımda. Tabi biz o zaman Muzu biz 10 yaşında falan gördük. Zeytini 10 yaşında gördük. Bir şeyimiz vardı. Sabahleyin beni çağırırlardı bir kapıya. Hatırlarım yani Tabii. aklımdadır. İşte anne çok zengin. Bir tane oğlu var. Bir tane olmuş zaten. Oradan alırdı. Bak. Yemezsen Amede vereceğim derdi. Bak. Tamam mı? O Amede vereceğim deyince yerdi çocuk onu <laughs> diye yutardı, tamam? Biz de böyle bakardık. Yumurtayı yiyememeni. Ben şey söyleyeyim, bayılırım. Şeyde. Öyle yiyen çocuğa bayılırım. Hani böyle daha kaşık tabaktadır ya. Kaşık tabaktadır. Çocuk ağzını açar böyle. Bayılıyorum. Ama bizim çocuklar nasıl? Buradan veriyorsun, burada kalıyor. Çok zor var. gerçekten. Bizim o bir dakikayı anlat He hocam ne diyorsunuz? Yok bizi... E canım arada bir. <laughs> hocam bir çok şeker yani. <laughs> Programı geliyor musunuz? O kadar doğal ki ben burada anlatıyorum. Hocam Funda'ya bir şeyler söyledi. Funda ne dedi? Ne Gençlerimizi dedi? Hocam. anlatacağız diyorum. VTR'mize e verelim gireceğiz. şimdi o ha. zaman. Tabii. Sorulara döneceğiz hemen dönüyoruz. Hocam gençlerle buluştu. Ne yaptınız bakalım orada? Efendim Adana'daydık. Selam Gençlik olsun Spor Adana Bakanlığımızın hakikaten e, takdir edici Kredi Yurtlar Kurumu'nun Artık Türkiye'de evet çok önemli ee, bir e, çalışması var. Gençlik kampları düzenliyorlar ama bu gençlik kampı esmisi gibi değil. Sağlıklı yaşam kampı. Evet bir görelim. Ben onun için tebrik ediyorum. Orada 1500'e yakın gençler Türkiye'nin her yerinden gruplar halinde Hakkari, Şırnak, Mardin, Antakya, Niğde gençler güzel oraya geldi. Hocam. Onlara bir saate yakın eşimle birlikte güzel bir Konferans sunumu Süper. yaptık, halk da tabii gelmiş, salonu değiştirmek zorunda kalmışlar, Adanalılar duymuş, Harika. binlerce kişi kuyrukta bekledi. Ben buradan hem Adanalılara bize teveccüh gösteren insanlara, oradaki bütün emeği geçenlere evet. teşekkür ediyorum. Bir dakikalık çok güzel bir gençlerle konuşmamız var, onu ibretle dinleyip birkaç söyleyip Türkiye'mizin geleceğinden ümit var olduğunuzu görün diye bunu Yayınlamak evet, istiyoruz. sorulara döneceğim. Şeker hastalığı ile ilgili bir soru var ki, zannediyorum bu da hepimizi Hemen. ilgilendiriyor. Bir izleyelim bakalım. Hocam, gençlerle buluşmuş. Neler yapmış? Kredi Yurtlar Kurumu'nun düzenlediği e, tematik sağlıklı yaşam kampına hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Türkiye'nin pek çok ilinden burada üniversitede okuyan gençlerimiz var. Onlara Sağlıklı düşünmenin, sağlıklı beslenmenin, sağlıklı yaşamanın kurallarını anlattık. 3 saattir kendilerine sabah ve şimdi seminerler verdik. Şimdi bu gençlerimiz Anadolu'ya, Antakya'ya, Hakkari'ye, Muş'a, Türkiye'nin Afyonu'na, Karadeniz'ine gidecekler. Ve bu ülkenin bayrağını ileride dünyanın her yerinde dalgalandırmak için gayret edecekler. Ben burada bu işi yapan bütün yetkililere ve bu işe emeği geçenlere ve gençlere teşekkür ediyoruz. Ve gençler ne diyoruz? Sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşıyoruz. Türkiye. Çok güzel hocam. Ee, şimdi sağlıklı beslen, sağlıklı yaşayı anladım da sağlıklı düşün. Çok önemli. Bir insan sağlıklı düşünebilmesi için, şimdi ne yapıyoruz? Çocuğumuzu okuttuk, Serra'yı okutacağız, edeceğiz. İyi düşünebilmesi için iyi beslenmesi lazım iyi beslenmeyen bir toplum fert sağlıklı düşünebilir mi algılaması çalışmaz kafası çalışmaz metot yapamaz matematik kuramları ezberleyemez fikir yürütemez adrenalin salgılamaz ya sağlıklı beslenmeyen bir insanın adrenalin salgılaması hormonlarının çalışması mümkün mü endorfin salgılayamaz mutlu olamaz stres hormonları baskı gelir onun için işte kantoronlu, pırasalı, kerevizli onun için önce sağlıklı beslen bunu anlattık çocuklara orada evet. hepsine ve sağlıklı düşünerek sağlıklı yaşamanın İnşallah. metotlarını bir bakanlığın öne getirmesi <laughs> hakikaten e, Akif e, e, bakanıma, emeği geçen genel müdürüme, bilhassa daire başkanıma ve Bunlar ilk oluyor biliyor musun? Ne güzel Türkiye'de hocam. yani. İnşallah. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir da bu lazım. buluşursunuz inşallah Ve hocam. Bu çocuklar bu okullara bunlar lazım. Artık böyle izafi teorilerle ye Milli Eğitim müfredatını değiştirerek bir şeylere Varmak çok zor. Ve yaşam biçimi olması gerekiyor sağlıklı beslenmenin. Mesela hani diyet 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 diyoruz ya aslında diyet dediği sağlıklı beslenmeyi sen yaşam biçimi haline getirirsen bütün sorunlardan da kurtulmuş oluyorsun. Evet. En büyük derdimiz ne biliyor musunuz hocam? Buraya da yazmışlar mesela. Ee, annemin sürekli başı ağrıyor, boynu ağrıyor, halsizliği var, yaşı 65 ne yapmalıyız? Şimdi biz böyle bir hanımefendi karşımıza geldiğinde diyoruz ki, e senin yaşın var anneciğim olacak o kadar ağrıların olacak idare edeceksin gideceksin bu hayat böyle gidecek. Peki Çinlilere bakıyorum mesela 65-70 yaşındalar ayağında spor ayakkabıları değil mi hani tatillerde böyle pıtır 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 yürüyorlar. Şimdi gerçekten biz kabul edelim mi artık yani 65 yaşındasın ve bu ağrılara mahkum musun yoksa hayır 65 yaşında da dinç olabilir misin? Her gün ağrıyla kalkıyorsak ne yapmalıyız? E, Adana'ya gideceksin biz işte aynı yaşlardayız Adana'ya gittik. <laughs> Çalışacaksın. Gayen olacak. Bir tane hepinizin anneler illeyi gayesi olacak. Kızıl elmanız olmazsa, bir hedefiniz olmazsa niye yaşıyorsun sen? Bilmiyor kadın. Ben ne bileyim. Çocuğum evlen. Hedefi neymiş? Çocuğu gözünden evlen. sakındığı. Giymeyip giydirdiği Denez çocuğu. <laughs> tamam mı? <laughs> Yemeyip Denez yedirdiği olaydım. çocuğu. Ama bak bu Suriye sosyologlar getiriyor. Gidip Freud'un bilmem neyin teorilerini anlatıyorsunuz da Sayın Nur Hanım. Evet hocam. Bu ülkedeki vatandaşın derdine kardeşim. Aşk nasıl öper nasıl koklar bunlar güzel. Saygı duyuyorum ben. Bu ülkenin problemlerini çözsenize bu annenin derdine. Dinliyoruz işte hocam. Bu ha, bu da... annenin derdine biliyor musunuz? Ben dinledim bir milyon kişi. Otur anne dedim derdine Demin anlattım gürültüye gitti yine. Adam yememiş, yedirmiş, içirmiş, götürmüş, okutmuş. İngiltere'ye yollamış, oradan almış. Kızı gelmiş. Örfü uymuyor, adeti uymuyor, kültürü uymuyor, mededini uymuyor. Dini bile uymuyor. Adam demiş bunu alırsan seni evlattıktan reddederim demiş. Aynı kadın işte diyelim. Hı hı. Alacağım baba demiş. Adam kalp krizi geçirmiş. Ona bakarken kadın şeker hastası olmuş. Hı hı. E, toplum burada. Bunun derdi ilaç ilaç değil, doktor değil bunun derdi. Nedir? Bunun derdi şefkat. Bunun derdi şefkat annelerin babaların bak bana milyonlarca anne baba diyor ki şu an ekranı başında Allah razı olsun Maran Hoca diyor. Abuk subuk işlerle uğraşmaya gerek yok. Bu annenin babanın şu teyzenin 70 yaşında derdi evladını büyütmüş yememiş yedirmiş içmemiş içirmiş büyütmüş evlendirmiş şimdi bekliyor ki evinde dizi tutmuyor. Kaba sobasını yakan kimse yok. Almış gelin hanım Tabi gelin de onun oğlunu alıp gidecek. Bu men dakika dukka çalma çalarlar kapını. Bak. O istiyor ki Nur hanım. Anneciğim nasılsın sabah oğlu. Nasılsın anneciğim? Bir i̇yi hal misin? Hatır Dizlerin nasıl? Bak. Ben çok dedim bunu. Şimdi bana getiriyor annesini. Hocam diyor şu anneme bir bak. Allah'a ne olur diyor. Ben bunun duasını alayım. Tamam diyorum sen dışarı çık kadını bir dinliyorum. Oğlum işte bakmıyor mu diyorum sana Metin? E bakıyor. Yani, yani işte bak dese şimdi arkadaşıyım ya bak iyi dinleyin burayı. Çağırıyorum Metin. Metin bunu diyorum her gün arayacaksın. Ar Oğlum üç kere arayacaksın. Sabah kahvaltısı bunun senle olacak. Anneciğim nasılsın? iyiyim Dizin nasıl ağrıyor mu? Ağrıyor tamam hemen hocam dedi zencefil getirdim ya magnezyumu onu sür. Tamam öğlen yine arayacağım. Anneciğim hapına zencefilini attın mı soyanı spirlinanı. Gece yatarken anneciğim kefirini hiç bağırsak hanı kabıtsın ya. Bir de yine magnezyumu sür. Vallahi kadın yedi günde dimdik ayağa kalkıp koşuya gider. İşin özü şefkat diyorsunuz. Kesinlikle. O hani üçlü şey yemedim içmedim giymedim mi tamam mı? Bunun yerine o anneler, babalara lütfen geleceğin anne babaları çocuklarımıza sesleniyorum. Ben üç tane erkektik biz annemize. Ben bugün maranki varsa babama günde üç öğün yanına gidip her gün iş yerinden gidip dolaştırırken ettiği duanın bana neticesi vardır. Son üç yılında annemin yanına bir hemşire tuttum. Tamam mı? Köyde kalmak istiyor değişim çalıştığı için. Tamam mı? Başka da bakan olmadığı için ee, şartlar gereği bir hemşireyi koydum yanına kızım dedim. Herkes bunu yapabilir. O annenin evladına sesleniyorum şu an. Evet hocam. Bir tane hemşire tutacaksın. Bakıcı bir milyar vereceksin. Neyse bir buçuk milyar. Sabah diyeceksin mesai annemin evinde yapacaksın. Kahvaltısını hazırlayacaksın. Öğlen yemeğini akşam Yemeğini yapacaksın, çıkacaksın, gideceksin diyeceksin. Tabii maddiyat varsa yapabileceğiz hocam bunu yani. Yapacaksın ha. Ya, da seni büyüt yemedin ya sen. Yemedin yedirdin ya. İçmedin içirdin ya. Giymedin giydirdin ya. Niye yaptın onları? Bu çocuk bana baksın diye değil mi ileride? Olur mu hocam? Niye? Çocuk bize baksın diye mi büyütüyoruz onu? e Tabii ona bakacaksın tabii. Evladın diyor. İhtiyar ve ihtiyareler. Bak ilahi hükümleri. Göz ardı ederseniz asla mutlu olamazsınız. Para yukarıdan altın kutuyla aksa yine stresten depresyon haplarıyla yaşarsın. Heh, ben de depresyona gelecek. <laughs> onun için, onun için mutlaka ihtiyar ve ihtiyareler. ...evinize gelecek seller gibi felaketlere... Hocam ...settir sizin. diyor. Aynen öyle. Büyüklerimize sonuna kadar saygı ve sevgi. Depresyon dediniz ya... ...şimdi ben diyeceğim ki hocama... ...çünkü geçtiğimiz programdan hatırlıyorum ama... ...çok soru var depresyonla ilgili... ...sormadan da geçmek istemiyorum. Hepimiz depresyondayız. Ben değilim canım. Hocam, niye hepimiz değil ya? Siz, siz, siz Allah'ın özel kullarındansınız. Yok estağfurullah <laughs> özel olmak için ben depresyonda... ...niye olayım biraz da... Gergin olsam sarı kantorondan dört damla bir papatya içiyorum. Allah mışıl için mışıl mışıl hocam uyuyorum. hiç gergin değil. <laughs> Ama ben yemedim, içirmedim, içmedim, içirmedim. Bu kadınların derdine çözüm olmak için bunu anlatıyorum. Doğru yoksa böyle. Doğru söylüyor. Yoksa burada böyle. Efendim işte İngiltere'de Longwood bilmem ne bunu yapmış. Şu ne benim onlarla işim yok kardeşim. Ben Necip Anadolu insanıma Harikasın borcum var. Hocam. Ben bu halkımın da mutluluğu için bunları söylemek zorundayım. Formüller bizim ülkemizden olacak. Barkotumuz Türkiye barkotlu olacak. Sekiz olacak. Bu ülkenin çiftçisi, bu ülkenin bitkisi, bu ülkenin doktoruyla, bu ülkenin insanıyla biz yola gideceğiz. Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Harikasınız sizi çok seviyoruz. Sevgili seyircilerimiz ekran başından ayrılmayın. Şu midenizde gaz ve şişkinlik mi var? Bir de bakteri mi var? Şekeri az de sonra, anlatalım bu ara az şeker. Az sonra soracağım. Bir reklamım var. Kaç dakika Funda reklam? Dakikalar sonra buradayız diyor. 8 dakika mı? 8 dakika sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet. Midemizde şişlik var. Yanma var. Ağrı var. Gaz var. Bir de mikrop var. Ne yapacağız hocam? Takule. Kakule gördüğünüz gibi muazzam bir gıda. Aslında bugün kahvemiz vardı yapamadık kakuleden. Bunu nasıl evet. tüketeceğiz peki kakuleyi? Hemen kaakuleyi? alıyorsunuz suyun içine koyun ağzınıza alın güzelce çiğneyin çekirdeklerini yutun. Mide gazı, gastrit, yanma, reflü, bağırsak gazı, ağız kokularının bütün bağırsak sindirimizi yumuşatıcı özelliği var. Eskiden Osmanlı kahvesinde kullanılmış. Haftaya Osmanlı kahvesini burada sizler için yapacağız Anlatalım. şifa verici mutlaka suyun içine koyup çaylarınızın içine birer tane atıp yumuşatıp içip kaynatıp içerseniz mide gazları dahil her şeyin neticesini alırsınız ama sahisini ve yıllık aromatik bitkidir bunlar. Onu bulmazsanız şifa olmaz. Evet bugün kefiri anlattık. Kefir bizim yaşamımız için çok önemli. Olmazsa olmazımız. Bütün gazlı içecekleri kaldırıyoruz soframızdan. Her akşam kefir içiyoruz. Biz de burada siz yokken otlarımızdan tatlı kafedersiniz. Kefir içiyoruz. Hocam bir yandan kalkule içinemeye devam ben, diyor. Hayatım benim böyle. Evet. Eğer midenizde şişkinlik, gaz ve bakteri varsa kalkuleyi tavsiye ediyoruz. Haftaya da bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler ya kahveyi konuşacağız. Aslında her gün saat 11'de hayatta her şey varı izlerken içtiğiniz o kahve var ya ne işe yarıyormuş bilmeniz lazım. Haftaya yine burada olursanız salı günü Ahmet Baranki hocamızla çok güzel bilgiler vereceğiz. Bu arada bir de Türkiye'nin lokman ekimi ve ee, makamına kadar gitti Ahmet Manayki hocamız. Burada evet. onları dile getireceğiz. İnşallah haftaya izleyicilerimiz kaçırmasın. Türkiye'de habercilikte bir ilki yaşatacağız. Evet. Adana'da o bölgede yaşayan bir rivayete göre Lokman Peygamber, bir rivayete göre Lokman Hekimi kabrinde makamında ziyaret ettik. Sizlere bunu oradan görüntülerle farklı bir yayıncılık yapacağız ve şifasını anlatacağız. Sağlıkla güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.